YouTube'cum canım benim, şimdi Müge Anlı izlerken biliyorsunuz daha sert dosyalar, daha böyle eğlenceli dosyalar, daha böyle orta halli dosyalar, daha böyle beyin fırtınası yaptığımız dosyalar var falan filan, böyle her modelde, her kategoride dosya var. Bu birazcık sert dosyalardan biriydi ama benim sizden şöyle bir ricam var. Bu tarz olaylar yaşanmasın diye mesela nasıl hareketler yapabiliriz? Ben bunu hep böyle hem kendi içimde düşünüyorum. Yayınlarda biz bunun hasbihalini çok eğliyoruz. Sizin de bu hiç yorum kasmak gibi bir niyet değil. Zaten Allah razı olsun, iyi ki varsınız arkadaşlar. Müge Anlı videolarına güzel yorumlar yapıyorsunuz zaten. Bunlar nasıl çözülür? Yani bu tarz olaylar nasıl biter ülkemizde? Bizi şu anda takip eden kız arkadaşlarımızdan, erkek arkadaşlarımızdan, küçüklerimizden, büyüklerimizden yorum bekliyorum. Yani bu konuda çözümcü olmamız lazım. Sizi seviyorum. Müsait olursanız da yayınlara gelin. Bu akşam yayın yok gerçi ama bugün ne pazartesi, salı gününden pazara kadar yayın var. Yayınlarda gelin. Sinan dosyası da gelecek bu arada. Uzun tuttum introyu, kusura bakmayın. Sinan dosyası da gelecek. Sakın anksiyeteye girmeyin. Bu sefer gelmeyecek uzun zaman diye öyle düşünmeyin. Ya en kötü 3-4 günde bir gelecek. En kötü 3-4 günde bir gelecek, merak etmeyin yani. Ama gelecek. Bu sefer gelecek. Hatta Sinan dosyasını benim ileride yayında bir daha izleme ihtimalim bile var. Öyle söyleyeyim. Bir de şeyi söylüyorsunuz sürekli. Palo ailesini. Palo ailesini de izleyeceğiz de vakit olmuyor. Ya güncel dosyalardan vakit olmuyor. Vakit bulursak hani onu da artık bir ara izleyeceğiz. İllaki izleyeceğiz de ne zaman izleyeceğiz bilmiyorum. Öpüyorum sizi, kusura bakmayın. Uzun tuttum. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler diliyorum. Şu Müge Anlı videolarımız da inşallah kaldırılmaz. Daha önce bir sıkıntı oldu. Onu da korkutuyor beni yani. İnşallah Müge Anlı'da sıkıntı olmaz. Yayınlara gelin onun için. Yani yayınlarda en kötü tekrarları duruyor zaten. Öpüyorum sizi, iyi seyirler. Böyle fırının önünde istemedim yaklaşmadım diyor. Yani o teması bile hesaplayabilecek zeki bir kızdı. Bu çocuğa bir şey oldu. Net hoca. Bir şey oldu ama ne oldu? Birinin peşine gitti. Başka birisi oldu. Ama bir şey oldu. Ben annesine gelince de tanımam bilmem, Mehmet gariban bir kadın. Hani çöp topluyorlar burada, gidip geliyorlar, yapacak bir şey yok, o anda onlar kaçıyor. Yani anneye de suç bulmuyorum. Çünkü baba baba olmadıktan sonra anne ne yapsın? Hani Evet. doğurmakla baba da olunmuyor. Olan anne oluyor. Anneyi herkes burada suçluyor ama yapabileceği bir şey yok Müge abla. Kadın kağıt topluyor, arkasını dönüp kaçıyorlar. Kadına da bir şey diyemeyiz. Evet, ne yapacaksın? Zaten kadının derdi bin Benim söyleyeceklerim bu kadar Müge abla, diyebileceğim bir şey yok teşekkür ederim yani. Sadece tek istediğim, bir ama an önce çıksın. canım benim, inşallah. Ama o kadar güzel anlattın ki yani kendi kendine gidecek bir durumu yok. Mutlaka bir şekilde alıkonulduğu için ortada Yok yok diyorsun. yok yok. Hayırlısı abla. Yok, 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 kesinlikle. Ve en son Evet. kaybolmadan önce benden çubuk makarna istedi, annem yapacak diye. Abla ne olur geçer misin artık ya? Of. Ne olur başkasını al abla ya, Allah aşkına ya. İnanın evde yoktu, markete gittim, kapıdan ona dört Allah aşkına artık başkasını al da başkasını konuşalım ya. tane, 4 paket çubuk makarnası verdim, gitti. Çünkü biliyorum insanın yapısını bildiğim için artık yani şey yapmak istemiyorum ya. Geç abla git, başkasını çağırdı yani. Ertesi gün çarşamba... Var bir sürü görgü tanığı var diyordun, onları getir artık ya. Amenna. Çarşamba... Melogal kocam, Elmas Celalesi gelecek, İleyici Akmaz mı yarın? Valla bilmiyorum Melogal ko ama zor ya. Gün en son gördüm, en son bu işte, başka da görmedim. Yani şunu söyleyeyim Müge abla, ben kendi evime nasıl bakıyorsam ben ona da öyle baktım. Yani bunu böyle, affedersiniz, böyle anlatarak şey yaparak anlatmıyorum. Hani olayın ciddiyetini anlayın diye. Ben Allah ona evlat razı olarak olsun bağrıma senden. bastım baktım. Allah Abla... razı olsun. Bizzat abimden biliyorum. Bu bekçilik durumunu bir defasında böyle eğitimler vererek bekçi oluyorlardı. Abim de bunun için eğitime girmişti. Ortaokul ter kendisi. Eğitim dediğimizde birkaç şeyin üstünden zıplamak falan. Eğitimi tamamladıktan sonra gün emin olmadığı için iptal etti. Şimdi sözleşmeler Irak'ta. Gülüm benim, Allah bir an önce kavuşturmayı nasip etsin size köylü Şirin Baba. Çünkü oralarda sözleşmeli er olmak da böyle uzman çavuş olmak da zor. Allah size bir an önce kavuşmayı nasip etsin. Ama gerçekten bu devirde arkadaşlar bir takım bazı kurumlara yerleşmek çok kolay. İki tane lastiğin üstünden zıplayan arkadaşlar vallahi billahi yani bir yere yerleşiyor. Anlatmıyorum. Yani sırf boşta kalmayalım diye şey yani giriyorlar oralara ama oraların da belki yani alımlarının daha kuvvetli olması lazım bencesi. Bilmiyorum yani. Allah da gülüm benim, Allah bir an önce kavuştursun sizi inşallah. Yani ayağına taş değmesin inşallah canım benim askerlikteyken. Olayın ayağına taş değmesin inşallah köylü Şirin Baba. Ciddiyetini anlayın diye. Ben Allah ona evlat razı olarak olsun bağrıma bastım senden. baktım. Allah razı olsun sizden de. Ablaların okul masrafları, okul kağıtları, ablaların istediği öğrenci belgeleri, çantaları yok, çantaları, ayakkabıları. Ya annesinin yüzü burada. Benim onları aldığım ayakkabıların hatta hesabı yok. Bunlar söylenmez. Bu Öyle arada dandik bir şey de ben asla almam. Kendi bu arada evladıma ne yok yok ben yapıyorsun? size Abla Allah'tan söylenmez yani. 3 dakikada bir saymadığını yani bütün şeyini çıkardın sen de ya. neden dediğinizi anlıyorum bunu. Bu arada anneye Oo. dönebilir miyiz? Annenin o gün çocuğun üzerinde nasıl bir giysi varmış? Ayağında ne ayakkabı varmış? Bir sorar mısınız? Dur sana sormuyor sen bir dur ya. Çocuğun üzerinde. Dur. Dur sana durmuyor sen bir sus artık gözünü seveyim ya. Efendim dur.
Ayakkabı. Niye takıyorsun? Var zaten. Bu ne vardı ayağında? Kızınızın üzerinde en son hangi kıyafetler, hangi ayakkabılar vardı? Ayakkabı, spor ayakkabısı vardı ayağında. Ne renk? Böyle yani Rapunzel şey diyorlar ya, beyaz. Rapunzel mi? Ne abla, Barbie falan mı? Pembeli membeli bir şey mi? Beyaz. Şimdi yani burada biz... kraliçesi ve Rapunzel bebekler var ya, çizgi filmi. Şu... Evet, beyazdı, onların fotoğrafları vardı üstünde. Üstünde çizgi filmli şeyler var. Şimdi Bahar Ranlı bize, telefon attığımızda bize bir fotoğraf atmış. Bahar Hanım günaydın. Fotoğraf mı? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi siz bize bir çift ayakkabı atmışsınız. Allah Allah. Onu ekrana verebilirim. Sen biliyor musun torununun ayakkabısını? Evi? Nerede abla, o bölgede mi? Dur, annesi bilir ya. Annesine nasıl göstereceğiz ama, kadın şu anda yayını göremiyor. Hasan'ım. Ya bilmiyorum. Bu değildir ya. Bu erkek şeyine benziyor zaten. Şu ayakkabıyı atmış, bu ayakkabı olabilir mi diye bir çift böyle... O baksana, bu şey falan diyor ya. Cinderella, Minderella diyor abla be. Elsa Melsa diyor ya. Sokakta ayakkabı bulmuş ama bu değil herhalde değil mi? Sizinkisi yo, beyaz. Yok. Yani... Köpenin yanında yere konulmuş, böyle çok da düzgün şey bir ayakkabı bulunca yanında duyunca zaten sokak atladık biz köpeğimle, böyle sokak bakalım kızımıza diye. Sesi de gelmiyor ki. Yani teşekkür ederim, ben de olabilir mi diye düşündüm. Yeni de ayakkabı niye oraya koymuşlar onu bilmiyorum. İhtimaldir abla, belli olmaz. Bilmiyorum ama sizin kızınızın üzerinde kar prensesi dediğiniz beyaz bir ayakkabı var. Üstünde ne vardı ablacığım? Evet. Üstünde kolu kısa bir penye vardı, pembe gibi. Üstünde de montu vardı, şey... Pembe montu vardı. Yeniydi o da. Evet. Pembe yeni montu vardı. Ne diyor? Siz tarif eder misiniz? Nasıl bir montu? Belden oturtturmalı. Kemerli, ben aldım. Arkasında kelebeği var. Hala ben aldım diyorsun abla. Çıldıracağım şimdi. Tam onu diyecektim ben de. Yani diyecektim, kesin ben aldım diyeceksin derdim. Dedi gene ya. Hakikaten sinirleniyorum artık ya. Evde de işi var. Onu da gösterebilirim. Onun pembesi zaten. Direkt anlaşılır. Hemen söyleyeyim. Ayakkabılarını da göstereyim. Hanımefendi daha çok biliyor. Evet. Hakikaten sinirlendim ya. Çok severdi bunları, çok severdi. O kızı çok severdi. Bu arada bir hanımefendi daha telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Siz dün öyle abla görmüşsünüz Şirin'i. Evet, merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür Müge ediyorum. Hanım. Sağ olun, Allah razı olsun bağlanıyorsunuz. Ben onu salı günü gördüm Müge Hanım. Salı. Bank altında gördüm. Bank altında. Ben, evet, yanında da bir erkek çocuğu vardı. Tamam abla, her gören yanında bir erkek, küçük bir erkek çocuğu olduğunu söyleniyor ama. Büyük mü küçük mü diye sor mesela abla. Küçük diyecek kesin. Bak, küçük diyecek kesin. Kızı çok perişandı. Çocuk da aynıydı ama kızın ayağında terlikleri benim dikkatimi çekti. Ben de Müge Hanım bu arada terlikleri ben aldım. Ha ben aldım o terlikleri. Siyah terlik olmasa ben aldım. İstedi, 20 TL istedi bende. 20 TL mi? Bir de yani miktar mı belirtiyorsun yavrum benim? Küçük çocuğun aklına neyle işlediniz? Küçük çocuğun aklına neyle zehirlediniz ya? Ben de simit almışım, eve, metroya doğru yürüyorum, eve geleceğim. Ben de simit verdim. Ben de çocuklara para vermeye karşıyım. Saçın okşan, kirli bir vaziyet de kötüydü zaten. Terlikleri dikkatimi çektiği için istedim ve kız aynı kız. Çok da güzel bir kızdı. Yanında da biraz onda büyük bir erkek çocuğu vardı. Büyük diyor lan bu. Büyük diyor. Bak dedim, karşıda karşıya geçer, size araba uğrar. Siz de bir şey söyleyeceğim. Anasını satayım yani, yanındaki erkek çocuğunu bilmiyorsanız siz de hakikaten gerizekalısınız be kardeşim. Hani çocuğunuzun kimle gezdiğini de bilin yani. Ya. Ben o simitle... Zaten hep sokaklarda olan tiplerseniz yanında kim olabilir? Verdim öyle poşetle, ona simitleri aldı. Çocuk bana dedi ki, abla bana 10 TL verir misin? Yok dedim, ben çocuklara para vermem. Aslında en güzel olması gereken o chat yani, kimse vermeyecek zaten, vermemek lazım. En doğrusunu siz yapıyorsunuz hanımefendi. Gerçekten bu sokakta dilendirilen çocuklara para vermemek gerekiyor. Tabii canım. Evet. Yoksa onları bu şekilde yaşamaya alıştırıyoruz. Aileler de bu şekilde çocukların üzerinden ne yazık ki menfaat sağlıyorlar. Yani. Onlar da hazır çocuk getiriyor deyip salıyorlar çocukları sokağa. Aynen öyle vallahi. O yüzden doğrusu bu. Yani uzmanların da söylediği, sokakta bu şekilde sizden para isteyen çocuklara... Ya abla zaten 30 kere konuştu, artık bu yeter anasını satayım ya. Bu dilencilik sektörünü bitirin diye kaç kere söyledik anasını satayım ya. Zaten yasak olması lazım. Zaten yasak olması lazım. Asla, tam da bir de sokağın ortasına yerleşiyorlar anasını satayım. Yasak olması lazım. Olmaz. Olmaz. Para yardımında bulunmayın diyorlar. Biz zamanında bununla ilgili biliyorsunuz çok yayın yapmıştık. Uzun müddettir böyle kaybolan çocuklara denk gelmiyoruz. Ben burada yaptığımız yayınların ve halkın bu konudaki bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda payı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir ara her bayramda çocuk arıyorduk. Her seyranda çocuk arıyorduk. Artık bu konuda halk yaşanan acıları yaşaya son derece temkinli davranmaya başladı. İnşallah bazı şeyler abla, bazı temkinli davranışları, bazı acıları yaşamadan inşallah. Ama gösteririz. İstanbul'da uzun müddettir böyle bir şey görmemiştik. Bir daha da görmeyelim. Evet. Ama bu sorun var ne yazık. Hakikaten büyük şehirde böyle bir şey olması da bana enteresan geldi. Chat yanlış anlamayın da. Bazı aileler çocuklarını bu şekilde dilendiriyorlar ve hem büyük şehir hem de çok merkezi bir yer, Şişli. Üzerinden menfaat sağlıyorlar. Olan da çocukları oluyor. İşte
hanımefendi. Gördün mü? Bakın yanında yine bir erkek çocuğu var diyor. Size soruyorum. Kim olduğunu söylemiyorsunuz. Baba nasıl? Yani varsa öyle bir şey söyleyin. Bunlar hakikaten ya gerizekalı bilmiyorlar ya da saklıyorlar. Erkek çocuğunun. Herkes diyor ki yanında bir erkek çocuğu var. 11-12 yaşında. Abla bilmiyoruz. Lan nasıl bilmiyorsun? Hiç mi denk gelmedi? Zaten aynı sokakta, aynı eve giren çıkan çocuk olması lazım 11-12 yaşında. Nasıl bilmezsin ya? Çocuktur. Haberimiz kardeşi bizimle beraberdi. Abisi var. Abisi, ufak abisi vardı. Çocuk vardı. Kardeşi vardı. Hayır, Şirin'den abisi daha büyük abisi var mı? Şirin'den daha... Onlar okuldaydılar. Ondan büyüğü okuldaydı. Anladım. İki tane abisi var. Onlar okuldaydı. Öyle bir mi? Şimdi ikizleri bakalım. Vardı. O da okuldaydı. Hep dört... ya dünden bahsetmiyorum. Normalde. Evet. Bırakın okulu falan. Normalde sizin kızla beraber dilenen bir abi var mı? Yok. Yani 11-12 yaşında bir abisi yok. Yok. Küçük. E nasıl oğlum bilmez anı bu ya? Bunu nasıl bilmez ya? Hep ablası mı var üst bundan büyük? Ha bundan büyük ablası var. İkisi. Abi yok mu? İkizleri var. Abi yok. Yok abileri okula gidiyorlar. Bazıları okula gitmedikleri zaman abileri var mı? Onun videosu yayınlanmadı sanırım mükemmel. Instagram'da bir video yayınlandı. Elmas fırına giderek askıda simit falan oluyordu. Var. Sosyal deneyi simiti veren kişi de Ceyda ablam verdi tarzı bir şeyler diyordu. Öyle araya bilgi. Kaç yaşında? Allah Allah. Nerede onu nasıl bulacağız ya? Onu nasıl bulacağız ya? Onu bulmamız lazım ya. 15 yaşında. 15 yaşında. Var mı YouTube'da videosu? Nedir? 13 olur. Bulsan nasıl alacaksın ama? Bulsan nasıl alacaksın? Biri de? Biri de 13, 12, 13 yaşında. 12, 13 yaşında. Var yani. Ha var. Discord yok ki anasını satıp şeyden atarsın. Var. Tamam var işte yani. 12, 13 yaşında. Bulabilirsen Reddit'e Meddit'e atabilirsin istersen. Ne abisi var. Böyle tamam bir şey işte. İnsanlar görmüş. Ablacığım ya da link olarak da atabilir belki Sıla link olarak atabilir belki merak ettim çünkü. Tamam var işte yani 12-13 yaşında abisi var. Böyle tamam bir şey işte insanlar görmüş. Ablacığım yapıyorlar işte. Abla neyi yapmazlar sen de ay Allah'ım ya ya bilmiyorsun ya bir şey söyleyeceğim. Küçücük çocuk böyle bir şeyi hiç görmemiş olsa ulan nereden bilsin dilenciliği kimin aklına gelir? Yedi siz kardeşler. De biliyorsunuz. Kimin aklına gelir? Niye sizin benim kızıma onun kızına sokaktan birisi nasıl mont verebilir? Senin 6 yaşında elinden tutman gereken evden dışarı bana çıkartmaman gereken birini nasıl yani? Nasıl mont verebilir? Bakın şimdi bir hanımefendi telefon attığımızda aslında diğer hanımefendi de montu getiriyor. Getirdi mi? Hanımefendi 18-30 sıralarında gördüğünü söylüyor pembe montlu bir küçük çocuğu. Hanımefendi evet. Günaydın. Alo. Ha dur geldi. Geldi abla biliyorsun dur. Dur. Bu ne? Bugün askıda poğaça Şeyma Hanım ayrına. Canım. Abi poğaçalar sana Şeyma'dan ikram ediyor. O mu ki lan bu? Abla. Hadi afiyet olsun. Güle güle. Tamam akşamın bir vakti bu çocuklar böyle geziyorlar chat bu çocuklar böyle. Rica ederim. Abi poğaçalar sana Şeyma. O orada o belli ki o. Ben ikram ediyor. Afiyet olsun güle güle. Biz bu gerizekalıları insanlara diyoruz ki vermeyin diyoruz. Bu gerizekalı bir de almış anasını bir kameraya çekiyor. Bu poğaçaları sana Şeyma ablan alıyordu. Almayın diyoruz bunlar gidiyorlar bir de sosyal deney çekiyorlar ya. Rica ederim. Canım al bu poğaçaları sana Şeyma ablan ikram ediyor. Bir de sosyal deney çekiyorlar anasını satayım ya. Neyse devam edelim. Devam edelim. Amenna. Bomonti'de gördüm. Alıp bir de çocuğu çekiyor. Bu da istismar bu arada. Bu da istismar yani. İremiş kocuğum iyi ki varsın. Düğünü söylemiş yine. Alo. Kanatım düşmüyor. Niye? Geldi gel. Geliyor mu? Geliyor efendim. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun. İyi yayınlar. Ben 6.30-7 civarı gördüm. Bomonti'de Şişli Pazarı'nın orada. Evet. Dün de Feriköy Pazarı'nın. Var. Dün de orada pazar varmış değil mi? Burada bir izleyicimiz de söyledi. Dün de pazar bak şeymiş. Oranın şeyi de pazarı da meşhurdur ha. Feriköy Antika Pazarı vardır abla orada mesela. Evet pazar vardı. 6.30-7 civarı ben arkadaşımla o civarda bir kafede oturuyordum. Evet. Yanımızdaki masaya da geldi. Bizim masamıza da geldi dilenmeye. Geliyorlar işte dedim ya chat orada işte 10 dakika otur karşından Enes Batur geçer. 5 dakika otur karşından Rayman geçer dedim ya. Hakikaten öyle bir yer orası yani. Ya biz tabii bu civarda çok gördüğümüz için vermedik yani doğal olarak. Ne vardı yani kız olduğuna emin misiniz? Üstünde başında ne vardı? Üzerinde pembe mont vardı. Şapkası da kapalıydı. Hı. Esmerdi ama yani ben böyle bir şey başıma gelmeyeceği için detaylı bakmadım tabii çocuğa. Evet. Ama pembe mont vardı ve şapkası kapalıydı. Tabii vermeyin diyoruz ama abla vermeyin diyerek böyle insanları böyle organize edemezsin. Yani 300 kişi vermese aradaki 301. verir. Çok kişi var çünkü çok kişinin olduğu yerde herkesi nasıl organize edeceksin? Dolayısıyla burada yani devletin el atması lazım bu işe. Kasete kapalıydı. Siz televizyonu izleyebiliyor musunuz? Evet izliyorum. Şimdi hanımefendi montu gösterecek diyecek ki ama...
Aynı modelin farklı bir rengi. Sanırım kendi çocuğuna da almış. Evet. Onu getireyim dedi. Üzerinde kelebek var falan diyor. İşte dikkatinizi çekti mi? Göster abla biliyorsun. O siyah mod mu dedi hanımefendi? Ne dedi? Ha, onu da ben aldım. Ben aldım onu. Yani yüzü bize dönüktü sadece. Evet. Montu göremiyorum şu an tabii ekrandan da. Yok, getirecek hanımefendi. Şimdi getirmeye diye gitmiş de. Yani dün buradaki seyircimizin de mikrofonu var mı arkadaşlar? Dün oğlu da oradaymış. Allah Allah, şansa bak. Pazar var demiştiniz orada. Yani aslında farklı bir sirkülasyon var, onun da altını çizeli. Anlat abla biliyorsun. Müge Hanım, iki tane erkek çocuğu, iki tane kız çocuğu. Hı. İki kız çocuğu ekiz gibi birbirlerine benziyorlar. Hep oralarda dolanıyorlar ama bu kız yoktur orada. Hı. O pazar sabaha kadar açık, bit pazarı diyorlar. Ha tam onu dedim abla, vallahi billahi antika pazarı. Orada gündüz zebze pazarı, gece bit pazar oluyor. Sabaha kadar açık ora. Tabii. Orada isim vermek istemiyorum, bir kafe var, ünlü bir kafe. Oraya duruyorlar, hep herkesten para istiyorlar orada. Kokkuşağı sokak. Kokkuşağı sokak abla. Kokkuşağı değil, gökkuşağı aslında da o kalk diyor. Kalk, fucking kalk. Bahsettiğim aslında şu, dün orada pazar vardı. Evet abla. Evet, orada vardı. Farklı kişiler de gelmiştir oraya normal. Hani siz... Abla orası çünkü dediği gibi bit pazar olduğu için hakikaten böyle hiç bulunamayacak malzemeler bulunuyor orada. Gerçekten bulunamayacak malzemeler bulunuyor. Dolayısıyla sabahın köründe gidenler oluyor oraya yani. Çocukları tanıyorlar zaten orada. Evet, kokkuşağı. İki mahalleli. Hanımefendi diyor ki bizim buradan bir şey olmaz. Biz bu çocukları tanıyoruz. Biz esnafız. Ama o gün orada farklı bir sirkülasyon vardı. Pazardan dolayı. Bir de bir şey diyebilir miyim? Zehra'cığım temelim kırmızı yine çok. Onu da ben aldım. Çok teşekkür ederim. Onun üstündeki çok yakışmış, ben aldım. Orada bir şey var, otel var, apart. Onun müdürü. Çocuklara hep gelince o çocuklar alışmış. Hep o müdürden gelip para istiyorlar. Olabilir. Olabilir. Ha, öyle mi? Hanımefendi bir mont getirmiş ama anne demiş ki dün kaybolurken üzerinde bu mont yok. Demiş komutanım benim, iyi ki varsın, hoş geldin canım benim. Başka bir mont vardı demiş. Burası büyüktür ol. O yüzden o montu göstermenin bir anlamı yok. Evet YouTube'cum sen de yayınlara gel artık bak. Herkes geldi artık, bir tek sen kaldın orada, gel artık. Ama bu... Açıklama da kicking. Kızımız da 18-30 sıralarında gördüm diyor. Evet. Aslında bir tık saatin daha ötesine iyi geçmiş olduk herhalde. Evet. Gene en azından abla yayında konuşmak istersen de son görülme saatini 18.30 olarak güncelleyebilir miyiz yani? Bir hanımefendi daha telefon attığımız demiş. Şirinlerin mahallesinde oturuyorum. Bir hanımefendi günaydın, buyurun. Anlat abla. Günaydın Müge Hanım. Buyurun efendim. Müge Hanım, ben Şirinlerin mahallesinde oturuyorum. Evet. Aileyi de tanıyorum. Aile de biliyor, bizim orada bir çöp kovanı var. Bu 15-20 gündür bir tane adam oraya da dalmış. Allah Allah. Ben bir akşam da çok gözüme çarptı, hatta fazla çarptı. O adam öyle orada bekliyor. Ya ben ondan şüpheleniyorum. Bir şey olmuşsa da ondan olmuştur. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Aile de biliyor. Allah Allah. Bu arada bizim aileye çok maddeciler de adammış. O çok kovanın orada geleni gideni belli olmuyor. Anladım. Bir dakika şimdi o kadar da çok mesaj geliyor ki bir taraftan da ona bakıyorum sevgili seyirci. Abla bir şey söyleyeceğim. Bu böyle hani böyle köyde möyde yaşanan bir olay olsaydı bu kadar çok mesela bağlanan olmazdı. Böyle köyde möyde kim bağlanacak, kim görecek anı satayım. İstanbul'un göbeği chat. Güzel. Hakikaten İstanbul'un göbeği. Siz ne diyorsunuz? Çöp kovasının oraya birisi mi dadandı diyorsunuz? Onun için çok böyle haber gelir yani. Çok bağlanan da olur, mesaj atan da olur. 3-4 gündür. İlk dinliyorum ben sizi. 15 gündür çöp kovanın önünde bir tane adamı her zaman görüyorum ve bakışları orada duruşu beni rahatsız ediyor. Çöp atarken bir arka sokağından annemle oturduğu için. Nazlıcığım iyi geceler canım benim. Sürekli gidip geliyorum. Bu adam sürekli gözüme çarptı ve dün akşam da gözüme çarptı. Yine orada öyle o sokakta duruyordu. Bu aralar da bizim mahalleye dadandılar. O çöp kovanın orada geleni gideni belli olmayan insanlar var. Ve aile de Allah Allah. Bunu biliyor zaten. Var mı öyle birisi dikkatinizi çeken dede? Yok diyeceksiniz gene. Hakikaten ben de sizin yokunuzdan bıktım ama. Hayır. Görmemiş. He? Neyi görmüşsünüz ben anlamadım ki ya, her şey, hayır biz görmemişiz. Hayır biz görmemişiz, artık bir şey de görün be teyze Allah'ını seversen ya. Biz görmemişiz. Hiç dikkatinizi çeken birisi oldu mu? Bak hanımefendi sizin komşunuzmuş. Geldik gördük diyor, işte bir sürü yeni tipler dadandı diyor. Hiç mi oğlum bir dikkat etmedin, görsel hafızanıza sıçayım, birazcık aç gözünüzü. Böyle duruyorsun Mahmut. Böyle duruyorsun sabahtan beri, aç şu gözünü de gör biraz artık ya. Hayır. Ben hele yani dikkatimi çekecek kimseyi görmedim ki. Çocuğunuzun etrafında dolanan birileri var mı? Yok hayır, kimse dolanamaz ki. O istese birinin yanına gider, istemese kimse ona dokunamaz ki, yaklaşamaz ki. Nereden bilecekti? 6 yaşında çocuk abla anasını satayım mı? Nasıl istemese dokunamaz ya? Amenna. 6 yaşında çocuk kendini nasıl korusun ya? Sudem iyi ki varsın. Hayır. İyi ki varsın canımsın benim. Öyle birisini görmedim hiç. 10 TL'sini ben attım. Ben aldım. Arkadaşlar 6 yaşında bir çocuğa hayatım nasıl isteğinin dışında kimse dokunamaz yani. Hakikaten aynısını söyledim, izlenmiş yani. Düz mantık anasını satayım, nasıl dokunamaz ya. 6 yaşında isteğinin dışında herkes o 6 yaşındaki çocuğa her şeyi yapabilir. Tabii ki dokunur. Tabii ki dokunur bu arada, öyle bir şey yok. Sadece 6 yaşında.
Hani böyle bir şey görmedik ha. Hayır hayır yani kim... Arkadaşlar Arda demiş ki uzun yorum yazmayın. Canım Arda'm benim ya. Arkadaşlar Arda'yı dinleyin. Uzun yorum yazmayın. Bir şey yapamaz. Uzun yorum yasak. Arda yasakladı arkadaşlar şu andan itibaren. Bu saatten sonra uzun yorum yasak. Amcaları... 3 satırdan fazlası yasak. Yani tam da herkesin her şeyi yapabileceği bir yaştan bahsediyorum. 6 yaş. O kadar kolay ki onu kandırmak. Sana para vereceğim. Ama sana böyle bir şey kandırmaya kimse gelemez. Şunu alacağım dediğinde gider o çocuk. Zaten böyle bir alışkanlık edinmiş. Ya öyle mi? Nora Eren harbiden demiş ki ben liseye kadar ne yaşadığımı bilmiyorum. Harbiden öyle yani. Öyle bir şey var ki o mahallede yani bizim Feriköy'de yani bizim çocuklara yani kimseden biz şifa almadık ki. Mahalleden olmaz. Bak mahalleden olmaz. Başkası da görmedi. Biz görmedik. Orada kötü şimdi niyetli kişiler. Şimdi görsek biz evladımızı kaybetmişiz şimdi. Hedef olarak tamam, çocuğu yani belirlemiş olabilirler. Yani işte. Bu arada evladımızı kaybetmişiz. Tamam neyse bir ihtimali konuşuyoruz abla ya. Lanı seversen sen. Bu arada ihbar attığımızda buraya gelip de biliyor musun? Şok ediyorum. Bir saniye. Bu arada ihbar attığımızda iki tane polis memuru mesaj atmış. Sonunda. Sonunda önemli olan oradan birinin bağlanması. Ne diyor? Bir tanesi şu an Siirt'te görevliymiş. Siirt mi? Ha önceden buradaydı. Allah yardımcısı olsun. Aileyi tanıyorum. Çocukları dilendirirler. Bu çocuk da dilendirilmek üzere başkası tarafından kaçırılmış olabilir diye mesaj atmış. Ha böyle bir sistem var mı abla yani? Tam onu diyor. Yani ben sabahtan beri sen onu söylüyorsun ama ben ona çok şey yapmak istemiyorum. Amenna. Yani. Mesela hani kendi ailesi dilendiriyor ama başka dilendirici çeteleri falan filan böyle harbiden... Çocuğu çalmış olabilir mi? Oha şabalakçı mı iyi ki varsın? Aileyi tanıyorum diyor. Yine diğer polis memuru Müge abla selamlar ya. Saygılar. Kimlik bilgim açıklanmazsa sevinirim. Polis memuruyum. Şişli'de görevim tamamlandı. Ancak evet Allah yardım etsin. Bildiğimi söylüyorum. Bu aile çocuğu her gün başıboş serbest bırakıyordu. O zaten belli. O zaten belli canım. Ve çocuk sabahtan akşama kadar market önlerinde, sokak içlerinde, Feriköy'ün her yerinde dileniyordu. Bunu bilmeniz önemli. Aile de biliyor, doğruyu söylesinler diyor. Yani... Peki bir şey söyleyeceğim. Niye buna bir müdahale edilmiyor artık? Hani polis ne yapsın abi? Polis tek başına ne yapsın şimdi? Şimdi düşünsene bir yerde polissin chat. Üstün var, altın var. İşte hadi diyelim oranın emniyet en büyük adamı sensin anasını. Ne yapabilirsin ki? Ne yapayım tek başına ne yapabilirsin? Bu çocuğun dilendirildiği artık hani... Burada bütün herkesin devreye girmesi lazım. Savcılığın da devreye girmesi lazım. İşte yani herkesin devreye girmesi lazım. Sizin orada... Tek başına ne yapabilirsin? Yapamazsın ki. Görev yapan polis memurları tarafından da yine söylenen bir şey. Şimdi ya bu çocuk dilendirilirken birinin en zayıf halkası olarak... Zayıf bir av olarak birinin de hedefine takılmış olabilir. Ya da bakın az önceki hanımefendi diyor ki çok... Bak mesela Sıla demiş ki polis sosyal hizmete yönlendiriyor işte demiş. Bakanlık çok zayıf demiş. Orası zayıf abi yani oraya... Yani arkadaşlar onun için diyoruz anasını zaten bu tarikatlar marikatlar kapatılsın diye. Alıp oraya böyle devletin en önemli kurumlarına siktiri boktan götü süt kokan tarikatçıya koyarsan olacağı bu. Kılı bir kız da hem çok güzel hem çok akıllı. Herif daha kendini ifade etmeyi beceremiyor anasını satayım. Koymuşsunuz her yere tarikatçıları. Kılı bir kızdı diyor. Ya olacak iş değil anasını satayım. Hakikaten olacak iş değil. Çek. Yani başımıza iş alacağız bunları konuşuyoruz ama bu sefer konuşmayınca da olmuyor yani. Bilir. Ya olay olduktan sonra konuşsan ne olur anasını satayım. Olay olma bir şey. Çok büyük olaylar olmadan konuşmak lazım ki bir çocuğun kaybolması bile çok büyük olay. İşte bunların yapılmaması. Ya da. Ya 3 yıl olsa gene iyi. GOM. Ya GGML. 3 yıl olsa gene iyi. Bakın az önce 3 yıla patlamazsak gene iyi yani. Hanımefendi diyor ki çok akıllı bir kızdı. Hem çok güzel hem çok akıllı bir kızdı diyor. Aynen. Belki Çağlam iyi ki varsın gülüm benim bölümün aynısı. Bir de arzu izlemedim ki. Bu kızı başkaları bu şekilde kullanmak için alıp başka bir yere de götürmüş olabilir. Ama işte yaşanmamış da bir olay değil yani Çağlam. Yani bu şekil yani ben şimdi önce pedofiliyi düşündüm tabii ama tabii var mı abla böyle bir çeteler meteler var mı yani dilendirme çetesi? Çok büyük para dönüyor abla. Vardır illaki. Artık bu dilendirilme mevzuları da ortaya çıkınca bu şekilde de üzerinden menfaat sağlanmak için bir başka grup tarafından da alıkonuluyor olabilir yani. Zor da olsa. Gel, bu çocuk çevrede tanınan bir çocuk. Efendim canım, efendim. Ne diyor? Alo. Telefon açanlar diyor ya yanında bir çocuk var. Hı-hı. Erkek bir çocuk var. Hı-hı. Hani nasıl bir şey olduğunu da anlasınlar. Yani esmer mi sarışın mı bu çocuk hani ne boylarında kaç yaş... Doğru söylüyor aslında onda bir hakikaten 11 yaşında falan diyor. Yaşında... 11 yaşında falan diyor. Doğru aslında o da önemli aslında şimdi Müge Hanım. Belli ki erkek kardeşi hayatım. Kim değildir herhalde. Erkek kardeşi de bir anlatsın yani kimmiş anası bir tipini öğrenseydik. Fırfırlı içe mi iki varsın? Hatta eşine de söylemiş siz sürekli alıyorsunuz mahkemede salıyor diye. Eşi yapacak bir şey yok. Ne yapsın abi polisin görevi bir yere kadar chat. Tamam yani bütün polisler geçen gün tamam eyvallah salladık mesela şeydekileri ama şimdi Antalya'dakiler onların sorumsuzluğu. Şimdi sorumsuz işini yapmayanlara arkadaşlar zaten bir şey demiyoruz da yetkisi bir yere kadar. Bakarak anlarız. Erkek kardeşi işte varmış. Erkek kardeşi o dakika okuldan geldi.
Ya polis bugün saldırana silah çekemiyor Cet. Saldırana silah çekemiyor. Bugün değildir, en azından etrafa bakarak anlarız. Erkek keçi kemiği dendi ya, hiç sorma ya. Altlı dişi ya, eci kalko ya. Sorma ya, keçi dendi ya. Erkek kardeşi varmış. O dakika okuldan geldi. O günden bahsetmiyor ki insanlar. Bak, o kadar insanlar. Sadece dünden bahsetmiyor Müge Hanım. Sadece dünden bahsetmiyor. Genel olarak her gün. Müge abla bak, hani sana diyorlar ya, dilendiriyor. Peki bu dilendirme arasında niye Şirin tek geçiyor da o kardeşleri hep geçmiyor? Şirin tek mi bize para getirebiliyor? Niye ben diğer kardeşlerini dilendirmiyorum da Şirin'i yalnız dilendiriyor? O da belli değil ki abla. Onları da belki dilendiriyorsun. O da belli değil ki bu arada İremişko. O da belli değil ki. Anlamadım. Gidiyorum artık, modun düşük gibi mi? Abi bir ıhlamur iç istersen, iyi değilsin gibi. Geldi gene. Ne var, 7 taneyi de düşsem... Şey zannediyordum ben, saniye başı arkadaşlar burada göbek atmam lazım. İremişkom, iyi ki varsın canım benim. Bilmiyorum da Şirin. Şirin en büyüğü. Yok canım, Şirin en büyüğü olabilir mi ya? Elif Elmas zaten 7 tane çocuğu var. En büyüğü olabilir mi? Yalnız dilendiriyorum. Bu galiba artık 4. mü 5. mi? Anlamadım. 7 tane var. 7 taneyi de düşsem 100 milyon getirse nereyi bulur? Tamam bulur abla, zaten sağlam parayı bulur. İşte kim ne getiriyordu bilmiyorum. Yani bu dilendirme mevzusu, yani kimse hani bu kızın nerede kaybolduğuna düşmemişler. Dilendirme mevzusuna düşmüşler hep. Bu yüzden bir şey olmuş olabilir ama çocuğun. Niye düşmesinler abla? Tamam da biz de, insanlar da bunu sorguluyor yani. Sen de şimdi anasını satayım beni delirtme ya. Bizim ciğerimiz yanıyor. Onlar dilendirmek de dilendirmek. Ya tamam ciğerimiz yanıyor da işte insanlar da gerçeği söylüyor. Söylemesinler mi? Polis baba, polis atmış bu mesajı. Polis. Mesajı atan polis zaten. Salak salak konuşmayın ya. Bunlar da salak mıdır nedir ya? Lan 7 tane. Ne diyor lan, durun lan, ne yapıyor dayı? Benim çocuklarım 7 tane. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun lan? Dayı ne yapıyor? Gördünüz mü dayı? Benim çocuklarım 7 tane. Dayıya ne oluyor? Ne oldu lan orada? Ne oldu orada? Ne oldu? Bir şey oldu ya. Nece konuştu orada? Kaybolduğu için Şerif'i tanıyanlar bağlanıyor doğal olarak. Urfalı chat Arapçada konuşmuş olabilir. Arapçada konuşmuş olabilir. Şirin'i görenler ne şekilde... Ne diyor? Biz elimizle gidip çıkarırız. Ne oluyor lan? Dilenmeye düştük, buraya geldik dilenmeye. Ne yapıyorsun mikrofonu? Hayır, ne yapıyorsun mikrofonu? Ya. Ne oluyor? Ne yaptı lan? Ne oluyor anasını satayım? Ne oldu lan? Dilenmeye geldim. Sana ne oluyor ya? Bu soruyu sormaya hayrola yani. Hayrola ne? Ne? Dilenmeye? Ya, bırak yalan lan kolbalığı. Tamam dilendiriyor. Gerizekalı polis atmış mesajı. Sığır belli ki dilendiriyorsunuz. Neyine? Ne mi düştün? Sığır. Bir şey söyleyeceğim. Tamam hadi bizzat sen dilendirmesen. Hadi diyelim çocuk. 6 yaşında çocuk bilinçlendi. Ben dedi gideyim dilendireyim. Karşı çıkmış mısınız? Karşı çıkmadın. Karşı çıkmayınca ne oluyor? Sen dilendirmiş oluyorsun. Sığır çocuk kendi mi dilenecek salak? Bir kere çocuk... Mikrofonun da anasını beledi, ver onun parasını. O mikrofon 15 bin lira. Bir kere araştırın. Tamam araştırıyoruz acım, işte. Acım benim büyüğüm. Araştırıyoruz. Araştırıyorsunuz, dilenmeye geldim. Sizin için... Soru... Lan neyi öğrenmeye geldin? Millet de olayı çözmeye çalışıyor. Dilendirdiysen demek ki böyle bir durum var. Sığır. Gel içeri, sizin için... Günde bir kim bir kaç bin lira para kaldırıyorsunuz? Çakallara bak. Ne demek? Ne demek? Ya yeter ya. İftira... Ne diyor? Biz çıkartırız, adam, biz çıkartırız. Ay dur içine sıçtın, Allah cezanı vermesin. Hadi. Dur. Biz çıkartırız, adam, biz çıkartırız. Ulan prodötör, Allah seni kahretmesin prodötör. Allah seni kahretmesin, burada ne hale geldin, ne soktu, anasını belledin, 15 bin liralık malzemenin anasını belledin, ne yapıyorsun sen ya? Salak salak hareketler yapmayın, ne yapıyorsun, sıçacağım şimdi ciğerine de, şeyine de ya. Çıkartırız. Gel bunu çıkart, gel. Gel bunu çıkart, ne demek ya? Ay bunlarla hakikaten baş edilmez. Bunlar işte chat anasını satayım. Ondan sonra insanın başına bela olunca insan ayırt etmeyin diyorsunuz ya. Ondan sonra vallahi bir ırkçı piçin teki diyorsunuz anasını satayım. Ne yapıyorsun anlamadım ki. Bunlar böyle çok üstlerine gidince şey yapıyorlar chat. Soyunup dükkana falan sıçıyorlar mesela arkadaşlar. Bana saldırdı falan diyorlar. Böyle kendi ellerini işiyorlar chat. Böyle kendi ellerini işeyip senin suratına falan atıyorlar böyle. Bunlar hakikaten öyle şeyler yapıyorlar ha. Harbiden berroş kuş görkeme dönüştü ya. Ben mi biteceğim falan. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Geçenin bir vakti ne izliyoruz biz? Çeksenize. Çek şunları, çek şunları. Bebeksi kendi çek ya. Ne yapıyor bunlar ya? Arkada bağırıyorlar. Yazık. Polislerde bir yalan söylüyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim, burada böyle hallere girenler, bak burada böyle hallere girenler kim bilir kendi çocuklarına evde mevde neler yapıyorlardır. Neler yapıyorlardır. Bakar mısınız bu çocuğu, bu adamın elinde 21 tane daha torun varmış. Abla ben artık seninle aynı şeyleri konuşmaktan bıktım ya. Aynı şeyleri konuşmaktan bıktım, izlenmiş aynısını söyledim. Aynısını söyledim.
Olsun. Ne yapayım kendi yüzünü yoluyorsa? Ya sıçarım onun suratına Allah'ını seversen, her tarafını yolsun istersen ya. Yüzünü yoluyormuş. Sıçmışım suratına. Kendi kendine zarar versin dangalak. Saçını da boyatmış. He onu diyor. Abla normal tonu bu. Onun normal tonu bu. Burada. Burada normal ton bu. Saçını sıçtığımın manyağı boyatmış kafayı. Facebook'ta şey fenomen. Dangalak öküz. O yüzünü şey yapana kadar saç boyası parası buluyor da bu çocuk niye bu kadın bu alıyor montunu da? Vallahi aynısını chatte biri yazdı. Aynısını chatte biri yazmıştı. Saçının boyasını parasını nereden buluyor? Ben artık susmayacağım arkadaşlar. Hı? Bak ben size söylüyorum. Ben son 2-3 senedir farkındasınızdır herhalde. Yani susmayacağım derken. Benim canın bu hareketleri normal değil. Normal değil. Ve bir takım şüpheleri ortaya atıyor. Vallahi ben de aynı şekilde. Bu bir. Şekilde. Öbür. Ha. Durmadan bu çocuğa yardım eden hanımefendi de böyle hayır hasenat sahibi herkese yardım eden birisi mi? Yoksa özellikle bu kızı yetiştiren kendine yok, göre... Yok orada o bir esnaf şimdi dur bilmeden şey yani, yapmayın. Yani kusura bakmayın. Tamam ama o bir esnaf şimdi şey yapmayın. İnşallah değildir. Rahmi amca o kadını ben de çok sevmedim de dur şimdi dur. Rahmi amca onu ben de çok sevmedim de dur şimdi neyse boşver. O kadını yani öyle bir şey o kadın sadece görgüsüz gibi geldi bana. Yani tam tabii ki kimseden emin olamayız ama o kadın sadece görgüsüz. Rahmi Bey isteriz. Evet. Ya ama yani herkesten şüphelenmek lazım ama. İstemez. Ya kötü niyetli bir şey yapmamıştır ama yani görgüsüz sadece. O tam böyle hani böyle şehir ortamlarındaki görgüsüz tipler oluyordur ya. Öyle bir tip gibi geldi bana. Hani gösterişçi. Hani uzmanlar ne derse. Bağlantıları devam edeceğim. Uzmanlar ne derlerse desinler. Yani şimdi hiç vermiyoruz biz de bu çocuklara para, hiç yardım etmiyoruz dersek de yalan söylemiş oluruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ediyor, herkes ediyor canım. Ablacığım yani zaten bir şey söyleyeceğim. Tamam diyoruz ki kimse vermesin de. Bak dediğim gibi hani 500 kişiyi bilinçlendirirsen 501. verir. Hani onu herkes böyle toplu bir şekilde bilinçlenemez o konuda. Bu arada insanların da yapması gereken bir vatandaşın yapması gereken bir şey değil. Doğruyu anlatsalar da vicdanen kıyamıyoruz ya bazı şeylere. Anne de bir takım şeyleri gizliyor. Anne ne yapsın ben size söylüyorum anneyi. Yani evet ızdırabı büyük anne, baba yardım etsin. Ya Rami Beyciğim anneyi baba anneyi dövmüş polis almış götürmüş cezaevine girmesin. O çocuğun da kim olduğunu kalkıp soruyor. Her gün aynı çocuk yanında olduğunu vatandaşlar söylüyorlar. Ama bilmiyorlar ki. Hangi çocuk olduğunu bilmez mi? Şimdi aile tabii bunların ortaya çıkmasından rahatsız oluyor ama ailenin anlamadığı şu. Bunlardan dolayı anladım zaten ya. Bu çocuk kayıp. Evet. Valim Yömiyeki varsın hoş geldin. Tunikçim hoş geldin canım benim. Kokulu öpücük. Yani başına evet. İş gelmesinin nedeni bu. Yeter'cim yani gerçekten senin de durumun çok zor. Sana da ne yapsam bilemedim ben ya. Yani bu kadının cazın durumu şimdi daha da kötü. Ben çocuğumu istiyorum Müge abla. Başka çok bir haklısın. Şey istemiyorum Müge abla. Çok haklısın ya. Sadece çocuğumu istiyorum. Çocuktur o. O bir melektir daha. Çok haklısın. O bir melektir Müge abla. Melektir o. O da çocuktur. O dünden beri nerede yatıyor, kimin elinde ne yaptılar, ne ettiler. Ben kafayı yiyeceğim resmen. Abi kadına da bir şey söyleyeyim mi? Kadınlık bir durum yok ki. Kadın zaten kendi kaç yaşında 7 tane çocuğu var. Kadın kendi kaç yaşında 7 tane çocuğu var. Şerefsiz kocası da zaten kim bilir nasıl bir tip ki. Şu an benim derdim hiçbir şey değil. İsterlerse bana yardım edenlere ben kendim... Yok adli kontrol, maddi kontrol diye bir yerlerde çalışıyor. Kendi evimi komple bırakayım. Yeter ki bana evladımı versinler. Ben bırakayım gideyim buradan. Gideceğim, vallahi gideceğim. Yeter ki bana ciğerimi versinler. Yeter yanıyor buram yanıyor benim. Ya canım Tuana'cığım sen niye spoiler veriyorsun? Tuana Demiröz. Niye spoiler veriyorsun? Bunun da başında buna bakan doğru düzgün adam olsaydı... Sen niye spoiler veriyorsun? Tamam biz de bir şeyleri biliyoruz da daha tam izlemedik bir sus. Bu da çocuklarını gece sokaklarda şey yapmasaydı yani. Dilendirme. Banlama kaldır banını ya. Kaldır. Yani kadın... Baranı kaldırın tamam o tanıdık da yani. Ne yapsın o... Dikkat etmek lazım. Anne. Dedim ki... Gündüz de değil. Gece saat 12.30'da gördüm diyordu. Evet. Tanıdığım bir tanıdık. Gece evet gece. Kardeşim gece 12.30'da 5 yaşını daha yeni bitirmiş bir kızı nasıl bırakırsın sokaklara? Yani. Yani. Gecenin 12.30'unda karşında bunlar da öyle bir bilinç yok anasını satayım ya. Onlar bunlar diye de insan ayırmak istemiyorum da yani nasıl ayırmayacaksın? Sokakta. Onlar kendilerini zaten insanlardan ayırmış. Ki 10 kişinin 8'i aşırı derecede sarhoş veyahut yasak madde kullanan. Yani o saatte oralarda da dolaşanlar, eğlence yerine çıkan veya eğlence yerine giden. Ya oralar daha böyle sosyetik yerler olduğu için Rahmi amca daha bilinçli insan modeli de çok değişti. Kendine göre kafayı bulmuş insanlar. Aileye yardım eden kadın. Dedenin saç boyasını da ben aldım. Saçmalama artık. Bunların arasında bu kızcağızın ne işi var? Rahmi amcanın gözlükleri ben aldım. Merhamet et ya. O da dolaşıyor. Onlara da yanaşmıştır. Onlara da yanaşır. Gece gelen donate'a bak. Para istemiştir. O kafada... Tabii alt diş. Yani
Zaten bölümün bitmesine 10 dakika kaldı. Bence bölümü bitirelim chat. Buraya kadar geldik. Zaten bu da zaten dünkü bölüm galiba. Artık bakalım bölümde mi sonuçlanıyor yoksa daha sonra sonuçlanıyorsa artık o saatten sonra hepimiz yiyebiliriz spoiler'ı. O saatten sonra hepimiz yiyebiliriz spoiler'ı. Çünkü araya zaten arkadaşlar dün zaten şey olduğu için. Diğer bölümde işte Aydacığım diğer bölüm yok yani. 1 Kasım'da çekilmiş zaten. Araya hafta sonu girdi. Nasıl davran? Tamer'in evini de ben aldım. 5 lira attı. Acaba belli olmaz. Şimdi... Abla dur sen de ona siyah siyah sildin ona yeşil yeşil çıkacak. İşte bir seçenek daha çıktı. Özellikle bu arayanlardan sonra belki de bir başka grubun içine bu çocuğu aldılar. Dur birazdan sonucu öğreneceğiz. Ben tekrar söylüyorum chat. Bir şey duydum ama vallahi tam emin değilim. Artık kız öldü mü yaşıyor mu bilmiyorum. Onun için spoiler vermeyin diyorum. Ya bilmeyen de çok zaten. Ya kaybolma ihtimali yok anladığımız. Yani en başta da onu söyledik. Yani bu çocuk evini falan bulamayacak bir çocuk değil. E tabi abla yani. Zaten evet. Birisi bulurdu söylerdi burada diye. İnşallah çevreye öyledir. Yani inşallah evet, birisi aldı. Çocuğu da yani. İnşallah ha, bilir evini falan. Akıllı da bir kızmış anladığım kadarıyla. Yani bilir. Abla zaten böyle hani çok küçük yaştan sokaklarda büyüdükleri için o hafızaları böyle hızlı gelişiyor. Yani o aslında iyi bir şey ama hani. Abla. İyiye kullanabilirsen iyi. Bilgili bir kızdır, akıllı bir kızdır. Yani tek bir şeyi çok şımarıktı. Biz de kıyıp da yani kendisine bir şey demiyorduk, bir tokat atmıyorduk diye. Öyle şımarık büyüttük kendisini. Bayağı şımarık büyümüş gerçekten abla. 6 yaşında çocuk anasını satayım gözünü seveyim. Bu şımarıklık değil. Şımarıklık böyle bir şey değil ya. Öyle mi? Ya bir hanımefendi telefon attığınızda. Evet. Bir dinler misin? Bir şey söylüyor. Hanımefendi günaydın buyurun. Ne diyor abla? Günaydın Müge Hanım. Günaydın buyurun efendim. Dün gece bunlarda bir bağırış çağırış vardı. Evde. Evet ama ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar sokaklara atıldı. Birbirlerini parçaladılar ama ne olduğunu anlamadım. Acaba çocuk kaybolduğu için miydi? Başka bir şey miydi bilmiyorum. Allah Allah. Nasıl sokaklara atılıp birbirini parçaladılar? Yani üst başlarını parçaladılar öyle diyeyim. Neyimizi parçalamışız, sapa sağlamışız. Ya neye sapa sağlamışız? O anlamda söylemiyor herhalde. Buraya parça parça çıkacak halin yok. Salak salak konuşuyorsun sen de. Şimdi sinirlenince sinirlendi oluyor ama ya. Üstüm başım sapa sağlam diyor ya. Yani üst başlarını parçaladılar öyle diyeyim. Neyimizi parçalamışız, sapa sağlamışız. Üstümü parçalarım evladım yok ortada. Üstümü elbet parçalarım. Ne yapacağım üstümdekini? O anlamda söylüyorsa eyvallah. Diğer haricinde bunların iki çocuğu var dinliyor musunuz Emine Hanım? Dinliyorum evet. Bunların iki çocuğu da var. Şu kadının şu annesinin sesini iki dakika alsanız aslında ya. Feriköy Necdet Koti İlk Öğretim Okulu'nda. Hira ve Mira kardeşler. Hira ve Mira çok yaratıcı. Benim çocuğum da aynı sınıfta. Bunlar sürekli benim çocuğu takip ediyorlar. Parkın oraya kadar. Parktan da eve gitmiyorlar. Allah Allah. Miran Polat tutukları bir. Hayırdır inşallah. Ben bunu sürekli öğretmenlerine ilettim. Öyle öğretmen uyardı uyarmasına rağmen bunlar her gün çocuğumu takip ediyorlar. Hani neye takip ediyorlar çocuğu? Başlarına bir şey gelirdi ailesine söyleyin dedim. Ki anladığım kadarıyla anne babanın da umurunda değil. Çünkü salıyorlar. Sürekli sokakta bu çocuklar. Bak. Ya şimdi abi çok enteresan bir semt orası chat. Yani oraya tekrar söylüyorum böyle çok böyle sosyetik insanların çocukları da orada öğrenci olabilir. Böyle insanlar da öğrenci olabilir. Şimdi okulda arkadaşlar çocukların da şeyi de değişir yani. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorlar yani. Dilendiriyorlar. Bir de şu şu an yayından kalkıp giden adam sürekli çocuklarıyla bir kavga halinde. Sürekli küfür. Ağız alınmayacak küfürler ediyor. O zaten manyağın teki olduğu belli zaten onun can. Onun zaten manyağın teki olduğunu zaten ispat etti az önce. İspat etti zaten az önce. Kendi çocuklarına yani. Vallahi zaten yani kimse araç kesiyorlar. Yani kimse için zaten arkasından bir şey söylemeye gerek yok. Hepimiz her şeyi burada gördük zaten canım. Herif parçaladı kendini gitti dangalak. Canlı canlı görüyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ben anneye üzülüyorum. Anne gibi de bir de çocuğa üzülüyorum. Şimdi çocuğa ne oldu? Şimdi öyle dedesi öyle, babası böyle, şu öyle, bu böyle de. Şimdi ne oldu şimdi? Bambaşka çocuğum... bir ortamda olsaydı bu çocuk. Çok da hep aynısını söylüyoruz. Hep aynısını söylüyoruz. Zeki hayır şimdi deniyor. Çocuk nerede? Bambaşka yönlendirilebilirdi. Bir de şu güzelliğe bakar mısınız? Arıyoruz. Evet. İşte sorun o Müge abla. Müge abla sorun o işte. Çocuğum nerede? Ben onu bulmak istiyorum. Öteki çocukcağıza benziyor aynı ya. Öteki rahmetliye benziyor aynı ya. Sürüm. Vallahi inşallah yanlış spoiler almışızdır da abla. Vallahi billahi. Ama zannetmiyorum ya. Hani sonuç belli galiba. Ben şu an yani hiçbir şey umurumda değil. İnşallah kaderi başkadır diyeceğim ama. O yanındaki çocuk kim? Çocuk yanındaki çocuk kim? O kimle gitti? Nereye gitti? Nerede kayboldu? Yani aklımda bin bir soru işareti var. Ben sadece dünden bellidir günahım boynuma yatmamışım. Ben çocuğumu geziyorum. Telefon elimde çocuğumu geziyorum. Aç susuz küçük 2 yaşındaki oğlum ben dünden bellidir görmemişim. Az önce beni gördü ablalar da gördü kucağıma atladı. Evet. Yanaklarımı öpüyor. Ben şu an daha çocuklarıma kahvaltı bile hazırlamamışım. Kızımı sokaklarda geziyor Müge abla. Tamam o 2 yaşındaki çocuğu da gezdiriyormuşsunuz zaten. Beni konuşturmayın şimdi ya. 2 yaşındaki çocuk da gezdiriliyormuş ya.
Vallahi. Öyle oluyor zaten. Küçücük çocuğun şey kucağında başka bir çocuk görüyorsun zaten chat. Olacak iş değil. Vallahi billahi devam. Bir de öbür şey kadın da oldu en son. Mont getiriyordu. Mont gösterecekti. Ne oldu o kadın? Kayboldu. Ben dur senin çocuğunu bulalım da. Seninle ben ayrıca konuşayım. Seninle ayrı şey yapalım biz ya. Gerçekten. Ya tabii bu kadını da ayrı bir yerde bir vallahi billahi ya o kadınla heriften boşamak lazım bunu ya. Yani bu kadını bilinçlendirmek lazım asıl. Kayınpederini falan ben görünce. Şimdi ben size... Bunu alsınlar sosyal hizmetlere falan ya bunun çocuklarını ya. O manyağın teki o psikopat ya. Şunu... Otoboka sinir krizi geçirecek pezevenk. Sorayım. Amenna. Sana deseler ki... Şabalakçı mı iyi ki varsın? Şenol sen çocuğunu dilendiriyormuşsun. Şenol dilendirmese kendi yüzünü gözünü mü parçalar der ki bir dakika benim haberim yok ama... Ben işe gidiyorum. Ya da tabii herhalde canım anasını satayım. Şehir dışında çalışıyorum. Siz nerede gördünüz benim çocuğumu? Benim çocuğumu dilendiren biri mi var acaba der. Hani dangalak amenna. Şey yaptı hani biz buraya geldik işte dilendirme mevzusunu mu konuşacağız demeye geldi. Ulan zaten mevzu dilendirme mevzusundan çıktı belli ki. Zaten mevzu oradan çıkıyor yani. İsotlu pasta yani. Şimdi. Vardı baba desen zaten şimdi tabii canım. Bu dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir bir şey. Amritio demiş ki Yılmaz arkada saç boyasını sakinleştirdi. Şey değil, herkes bakacağı kadar çocuğu dünyaya getirecek. Bu çocuk ziyanlığından... Ablacım bak bu bir şey söyleyeceğim. Bu bilinçte biz bu bilinçteyiz. Bunları nasıl anlatacaksın? Bunlar 10 tane de yapıyor, 20 tane de yapıyor. Geçen gün Hatice Kübra geldi. Hatice Kübra'nın 2 tane çocuğu var. Senin neyine mi Hatice Kübra? Senin neyine 2 tane çocuk? Hepimizin biliyorum nefret... Bir de kendi kaçmış. İki kocaya da kendi kaçmış. ...ettiğine... İnanılmaz ya. Günlerdir de bu çocuk ziyanlıkları üzerine konuşuyoruz. Böyle denk düşüyor bazen programda. O nedenle ben izleyicilerimden rica ediyorum. Hı. O gece, yani dün gece bir şey olmuş olmalı. Hı. Bu çocuk niye dolaşırken evine geri dönemedi? Evet tamam, anladık ki bu çocuk dileniyor, dilendiriliyor. Hı. Gece geç saatlere kadar dışarıda kalabiliyor. Korumasız bir şekilde. Ama dün karşısına bir şey çıktı işte. Dün hiç beklenmedik bir gelişme oldu. Yani Allah korusun. Her gece evine dönüyordu. Ay ne olduğunu da çok merak ettim şu anda. Vallahi ben strese girdim şu anda. Ama dün kim çıktı karşısına da evine geri dönemedi? O yüzden sokak böyle abla ihtimaller yüksek. Allah korusun ihtimaller yüksek. Yani milyon tane insanın arasında bir tane psikopat olabilir Allah korusun. Özellikle dün gece oralarda ki oluyor. Başka şeyler, farklı şeyler görenler varsa lütfen. Kocaman insanlar, kadınlar, erkekler sokağa çıkarken anasatım korkuyor. Çocuk yani bu. Bizi arasınlar. Çok sayıda telefon var. Ben izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Geç saatlere kadar sokaktaydı. Genel olarak herkesin bahsettiği bu. Evet. Ama dün karşısına hiç beklenmedik bir şey çıktı. Maalesef abla. Maalesef yani keşke çıkmasaydı ama maalesef çıktı belli ki ya. Sonucuna da bakalım bu dosyanın devamının sonu. Zaten bugün arkadaşlar 3 Kasım, 2 Kasım diyelim biz ona. 2 Kasım'ı 3 Kasım'a bağlayan gece. Bu da zaten Cuma çıktığına göre bitmiştir. Sonucuna bakmamız lazım. Efendim? Zaten bölümün bitmesine 8-9 dakika kaldı. Sonucunu da herhalde başka yerlerde göstermiş galiba. Bakarız onu. Tabii hanımefendi de pazardan bahsediyor. Evet yani dünkü pazar... Tabii gece pazarı var. O gece pazarı muhtemelen çok geç saatleri ya da sabaha kadar açık olan bir gece pazarı. Tabii yazsak zaten çıkar. Bak arkadaşlar dur bakayım. Feriköy bit pazarı. Yaz abla. Al burası chat. Sabahın köründe falan gidiyor millet buralara. Bak sabahın köründe. Feriköy Bomonti bit pazarı. Buraya git baba her bok var. Saydın mı kanka? Her bok var. Teknolojik aletler, kıyafetler. Ama bak. Çürpler, mürpler. Oğuzhan deri montlasın. Harika bir... Burası böyle bir yer çocuk da bunların arasında gezmiş olabilir gecenin bir vakti yani. Oyuncaklar, oyuncaklar her bok var yani. Devam edelim abla. Ve oraya çok farklı çevrelerden, çok farklı... Tabii canım işte orada Feriköy bit pazarı olduğu için İstanbul dışından bile oraya gelen var mesela. Onu demek istiyorum. Kimliklerden insanlar geliyor yani. Rami Bey de... Bak Tamer'in mimisinde demiş fotoğraf makinesi almıştık biz demiş mesela. Doğru söyledi. Diyor ki yani gecenin saat 12'sinde birinde yani sokaklarda diyor bu çocuk tek başına. Evet. Karşısına da her zaman da çok doğru insanlar çıkmasını çıkmaz. Beklemeyelim tabii diyor. Ki... Onu diyorum işte yani. Bak Feriköy, Bomonti buralar tamam sosyetik çevreler. Sosyetik yani bilinç düzeyi yüksek insanlar. Ama işte her dakikada böyle bilinç düzeyi yüksek insanlar gezmiyor sokaklarda. Çıkmaz. Yani orada da gece saat yani şunun için söylüyoruz. Çalışma hayatı olan insanların gece sabahlara kadar onların da sokakta dolaşmasını bekleyemeyiz tabii ki. Yani sokaklar kötülük kaynıyor abla gecenin bir vaktinden sonra. Herkesin bir uyku saati var, bir düzeni evet. Var ya. Diyor ki sen Feriköy sokaklarında bu çocuk gece 12'de yarımda karşısına kim çıkacak diyor. Yani. O da doğru bir şey söylüyor. Eğer iş güç sahibi ise saat 10-11 en çok evinde. O da o. Ben hiçbir diziyi seyredemiyorum. Çünkü dizinin sonuna kadar seyretme imkanım yok.
Niye Rahmi amca geziyorsun sokaklarda galiba? Feriköylü Rahmi. 8'de başlıyor 12'ye kadar. Evet. Ben en geç 10... Sen uyuyorsun erkenden. 10.30-11 deyince televizyonu kapamak durumunda yatağıma geçmek durumum. Rahmi amca sen ne 8'i ya? Sen zaten bütün uykunu burada alıyorsun ya. Rahmi amca sen akşam diziyi boş ver. İçeride bizzat içerideyken naklen Müge Anlı'yı izlemiyorsun ya. İçeride. Uyuyorsun orada beni konuşturma ya. İçeride uyuyorsun zaten ya. Daha Müge Anlı'yı bir kere canlı izlemişliği yok ya. Hayır. Ki sabahleyin saati 7'ye kuruyorum. 7'ye. E ben 7'de kalkmam için hiç olmasa 11'de yatıp 8 saat yatak istirahatine ihtiyacım var. Yatak istirahatı. Vallahi benim de yatak istirahatına çok ihtiyacım var Çetin. Vallahi. Yani sorumluluk sahibi olanlar... Canım Rahmi amcam benim ya. O saatte sokaklarda değil. Kimlerdir? Vur patlasın çal oynasın diyen. Galiba bize demek istedi. Sanırım bize demek istedi Çet. Sanırım bize demek istedi. Hocam devam edelim. Evet. Hocam devam edelim. Necip'e pazartesi devam edeceğiz Çet. Pazartesi salı Necip. Evet bu arada yani farkında mısınız? Dede polis memurlarının özellikle bağlantısından dolayı. Evet. Çok rahat. Dedecik öyle dedeyim demekle dede olunsa. Arkadaşlar Elif Haker'ım benim ya. Canım Elif Haker'ım. Elif Haker demiş ki abi demiş senin ailen rahatsız olmuyor mu gece? Kulaklıksız bağırıyorsun bir de. Yani Elif Haker zannediyor ki kulaklıklı bağırınca daha az ses gidecek. Ya sana kurbanım ben ya. Sana kurbanım ben vallahi billahi ya. Elif Haker gün içinde. Canım Elif'im benim vallahi billahi çok tatlısın vallahi billahi iyi ki varsın ya. İşte böyle çok da hani gecenin bir vaktinden sonra çok da kullanmamak lazım. Dede. Sen öyle saçlarını boyayana kadar, saçlarını bıyıklarını o zaman bu çocukları alacaksın okula yazacaksın. Elinden tutacaksın götüreceksin okullarına, elinden tutacaksın getireceksin evet. Okullarına. Sonra da biz çok çocuk seviyoruz deyip sanki tek çocuk olanlar çocuk sevmiyor mu kardeşim? Yani tek çocuk doğru. Ben mesela biz çocuk sevmiyoruz ana. Çocuk üstünden menfaat sağlıyorsanız çok sayıda çocuk sahibi olmanızı da ben... Ha video sesinden. Ha pardon. Özür dilerim. Elif Haker'ım. Sonradan çevirdiğin gibi geldi bana ama neyse. Kokulu öpücük. Yani benim sesim yüksek. Onun sesi, videonun sesi yüksek değil ya. Videonun sesi yüksek değil. Sevmiyoruz ana. Çocuk üstünden menfaat sağlıyorsanız... Videonun sesi o kadar gitmez yani. Çok sayıda çocuk sahibi olmanızı da ben başka türlü değerlendiririm. Oldu Hilal'im. Bize de birkaç kere geldi. Bize de birkaç kere öyle şikayet geldi ama dikkat. Yani elimizden geldiğince ediyoruz. Aynen öyle. Hanımefendiyi de son bir alayım. Hanımefendi buyurun sizi de beklettim. Özür dilerim. Siz de tanıyorsunuz. Şirin'i görenlerdensiniz. Yani bilgisayarın sesi aşırı yüksek değil aslında ya. Yani çok gitmiyordur yani herhalde. Buyurun efendim. Çok üzüldüm ya yine. Alo. Buyurun hanımefendi. İzliyorum. Dinliyorum merhabalar. Sizi. Merhabalar. Merhabalar Müge Hanım. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Merhabalar abla biliyorsun. Çok sağ olun. Müge Hanım ben aileye yakın bir binada oturuyorum. Evet Ela'cığım iyi ki varsın. Büyük bir zikri. Çocukları yaz saatlerinde özellikle. Öyle. Vallahi öyle. Bizi 12.30-1'lere kadar sokakta yalın ayak koşturup duruyorlardı. Biz... Ben dedim abla yalın ayak işte. Aileye maddi manevi destek olmaya çalışan komşularız. Çok üzüldüm haberi görünce. Sizin de söylediğiniz gibi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Umarım anne ve çocuklar... Abla yanlış anlama da böyle maddi manevi destek oluyorsunuz ya. Emin ol. Bak emin ol. Bunların durumu sizinkinden 2-3 kat daha iyidir. Her yerden yardım geliyor. Çocuklar zaten eve binlerce lira para getiriyordur muhtemelen. Bunların durumu sizden iyidir yani. Devlet tarafından bir koruma altına alınırlar. Evet. Çünkü anne küçük tüp üzerinde çocuklarına yemek yapmaya çalıştığını söylüyor. Yani yardım isteyen, Ramazanlarda fitrelerimizi isteyen biri. Ben annenin açıkçası bu konuda çok sorumlu olduğunu düşünmüyorum ama... yakın çevrede ve karşı bakkalda yine aynı şekilde babanın kullandığı tütünün markasının bile pahalı olduğunu, aslında yardıma muhtaç olmadıklarını belirttiği halde bizden sahibiyiz ve açıkçası bu duruma karşı tepkisiz kalamadığımız için yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Ben şimdi en son 10 gün önce falan görmüşümdür. O da yine kapıdan aileye yardım bırakmıştık. Aynısını söylüyorum abla. Aynısı onu diyorum işte durumları o kadar da kötü değil yani. Abi diyor bir de keşke şakasına vursaydın yani. Abi lütfen şakaya vurma ciddiyle söylüyorum demiş ya. Vallahi iyi misin? Oğlum niye kötü oluyor? Abi iyi misin abi? Bir bak gözlerimin içine bak. Bir bak gözlerimin içine bana bak. Sen iyi değilsin ya. Sen iyi değilsin. Bir Allah aşkına git yat ya. Git Vastilov izin verdi arkadaşlar. Bir hafta kafa izni verdi. Maalesef yayın açamıyorum. Yayın açamamamın sebebi Vastilov. Vastilov. Kokulu öpücük canım benim. İyiyim vallahi iyiyim. Oğlum niye kötü olayım? Arkadaşlar Allah'a şükür iyiyim ya. İyiyim ya. İyiyim ya. Ben annenin çok sorumlu olduğunu
düşünmüyorum ama tabii ki bu çocukların hepsinin korunmaya muhtaç olduğunu düşünüyorum. Keza evet, devam edelim. Annenin de aynı şekilde. Aynen, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Hanımefendi tabii. Elif'im, Tamerişkom kulaklığın yoksa alayım sana. Yavrum benim var Allah'a şükür kulaklığımız. Arkadaşlar bana niye acıyorsunuz gece? YouTube'cum sen de bana acıyor musun? YouTube, sen de mesela gün içinde böyle arada bir misin, sana acıyorum. Sen çok kötü gözüküyor, hastasın sen, psikopat, sana bir... Bana böyle mesela chatte öyle bir, çünkü öyle bir huyu var chatin. Belli bir saatte böyle bir 5 dakika falan bana bir acıma molası veriyorlar. Böyle 5 dakika 10 dakika komple bana bir acıyorlar mesela. Bir destek, psikolojik destek veriyorlar. Hiçbir şeyim yok olmasına rağmen varmış gibi hissettirip. Beni kötü yapıp 5 dakika bana bir şefkat gösteriyorlar. Ondan sonra tekrardan devam. Devam. Abi kulaklığım varsa kullan. Oğlum niye kullanayım kulaklığa? Ne gerek var? Ses geliyor zaten. Sevmiyorum ben kulaklık böyle kafamda böyle baskı. Rütük kuralları gereği sağlığa zarar. Evet, devam. Evet. Aynen, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Hanımefendi tabii Rütük kuralları gereği sağlığa zararlıdır diyerek tekrarlayacağım. Az önce dede 21 tane torunum var benim, kimin var ki diye ayağa kalkıp kaba böyle gövde gösterisi yaparken şöyle söyledi, bunu kesmeyin onun lafı. Ne dedi Allah aşkına, çok merak ettim. Sağlığa zararlı olduğunu altını çizdim. Benim dedi soframdan dedi sigaram, işte şuyum, bilmem ne eksik değildir, herkes bilir diye anlattı. Oy. Yani, sigara dedi orada, alkol malkolden de bahsetmiştir ona ha. Yani hakikaten ne? Pezevenk hayatı şey gibi, üvey baba Halil gibi yaşıyor ya. Üvey baba Halil gibi yaşıyor hayatı pezevenk ya. Diyeceğimi bilemiyorum. Bakın 29 Ekim'i kutladık. Evet, her zaman söylüyorum, 29 Ekim'i 30 Ağustos öncesi. Ben TRT'nin bence müthiş bir dizisidir. Kurtuluş ve Cumhuriyet dizilerini. Tam da yayının başında ondan bahsettik. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Hara bu kadar izlenmiş seviyesini ben artık kaldıramıyorum. Yayında ondan bahsettik anasını satayım ya. Her yıl iki kere izlerim. Ulan bahsettik zaten ya. Vay anasını sayın seyirciler diyorum ya. Hatta daha dün akşam biraz rahatsızdım ya. Cumhuriyet daha sakin de, Kurtuluş'ta çok ağlıyorum. Bu sefer önce Cumhuriyet'i izledim. Dün akşam Kurtuluş'un ben ikinci bölümden itibaren ağlıyorum her seferinde. Ve hatta sizin işte kızınız ve Gülden'i düşündüm, ne yalan söyleyeyim. Evet. Ne kadar büyük zorluklarla kurulan bir cumhuriyet ve o kadar yakın bir zaman ki biz cumhuriyetin 101. yılını kutluyoruz. Evet. Demek ki Rahmi Bey'in, işte Rahmi Bey kuşağının babaları, bizlerin anneanne... Ya bizden bahsediyoruz işte, benim kuşak. Dedeleri, babaanneleri. Evet. İnanılmaz bir mücadeleyle bir... ülkeyi inşa ediyorlar. Öyle abla, şakası bir yana. Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Ulan sen hakikaten o kadar emek ver. Bazen mesela hani düşünüyor musunuz chat, o kadar emek veriyorsunuz mesela. Okullara gidiyorsunuz, okuyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, efendime söyleyeyim. Yani biz elimizden geldiğince yani bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başka şerefsizler, virüsler, böyle bakteriler. Bunları bir yandan kemiriyor. Siz bir şeyleri onarıyorsunuz, dikiyorsunuz, onarıyorsunuz. Bir yandan kemirmeye devam ediyorlar mesela. Nasıl bu kemirgenlerden kurtulacağız arkadaşlar? Kurtulacağız ama biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kemirgenlerden kurtulacağız yani. Hani kötü falan hissetmeyin. Birçoğumuzun belki de anneannesi, işte teyzesi, halası, o kocasına, cephedeki kocasına mermi taşıyan kadının torunları ve o kadınlar o mermileri taşarken yollarda doğum yapıyorlar. Hamile. Evet, oğlum bugün kandil mi lan? Biz kandile mi girdik arkadaşlar? Bugün kandil mi? Bileler. Chat, bugün kandil mi? Kadının torunları ve o kadınlar o mermileri taşarken yollarda doğum yapıyorlar. Bugün kandil mi lan? Kaçır bu. Hamileler. Böyle lütfen izleyin. Tabii abla. Hani harika bence bir dizi. Çok daha fazla da bence Arife mi? Yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Bu niye kandiliniz mübarek olsun yazmış? Böyle bir ülkede, bu kadar zorluklarla kurulan bir ülkede ben insanların bu çocuk ziyanlığını asla kabul etmiyorum. Çünkü... Tabii abla ya, buna bir şey yapmak lazım ya. Çünkü en perişan olduğum... Şaka mıymış ha? Bu zaman. Tamam, ben artık sorgulamıyorum ya. Artık. Yani, artık sorgulamıyorum chat. Arda ben de diyorum ne anasını, ben de diyorum ne kandili. Devam. Bu çocuk ziyanlığını asla kabul etmiyorum. Çünkü en perişan olduğumuz zamanda, yani düşman kapıda, Ankara'ya dayanmış falan, Atatürk Milli Eğitim Şurası düzenliyor. Evet. Diyor ki Milli Eğitim Şurası çok önemli. Düşmanları atacağız ama diyor eğitim diyor, eğitim diyor, eğitim diyor. Abla aynısını şimdi bugün biz de söylüyoruz vallahi billahi ya. Vallahi billahi. Yani atam izlenmiş ama biz de iyi ki de izlenmiş yani. Gerçekten yani hep de izlemeye devam ederiz inşallah ya. Sonra bir bakıyoruz Gülden Hanım'ı arkadaşlar tutuyorlar. Lütfen yayına bağlanmaya kabul etmiş. Ondan sonra Gülden Hanım be. Sen bir çoluğuna çocuğuna da izlet şu Kurtuluş Savaşı'nı falanı filanı. Sen hala daha çocuğunu açıklamıyorsun. Burada bu adam kendini paralıyor. Benim 21 tane torunum var deyip yüzünü gözünü paralıyor, dilendirmiş. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Ya biraz da lütfen de kendinize... Lütfen biraz da kendinize çeki düzen verin. Lütfen
Verin. Ama bu insanların kendilerine çeki düzen vermemesinin sebebi de acaba eğitimin azalmış olması olabilir mi? Hani o dönem eğitim artmış, insanların bilinç düzeyi de artmıştır. Eyvallah. Hani bu dönemde de bunun sebebi bu olabilir mi? Begüm'cüm hoş geldin gülüm benim. Gülden Hanım da biraz kendinize çeki düzen verin arkadaşlar ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Kendinize çeki düzen vereceksiniz arkadaşlar. Bu çocukları bu şekilde ziyan edemezsiniz. Bu çocukların... Aydacığım, Ayda'yı banlayalım ya arkadaşlar. Chatimizde Ayda diye bir arkadaş var. Hatta onu ben banlayayım. Dur bakayım. Çok bizim kafa yapımıza uymuyorsun sen gülüm maalesef. Sürekli zaten chatte spamlıyor. Devam edelim abla. Bu ülkede huzurla büyümesi için benim atalarım, analarımız, babalarımız, dedelerimiz canlarını verdiler ya. Yalan değil bu. 13-14 yaşında çocuklar cephelere sürüklendiler. Hala daha çocuğunu nerede o söylemiyor. Ötekisi çocuğunu dilendiriyor. Yapamazsınız ama. Vallahi bunlarla mı uğraşacağız ya? Bu kadar da değil. Gülden sen de gel kızım pazartesi günü. Nereye verdin çocuğunu? Bu kim? Gülden kim ya? Gülden'e de bakalım bir ara. Gülden kim chat? Gülden Şenol ikilisi kim? Bunlara da bakalım bir ara. Bir sürü çocuk çıkıyor. Nedir ya? Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bizim memleketimizin çocukları. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyor. Taşımaktan gurur duyduğum kimliği taşıyor bu çocuklar. Nerede bu çocuklar? Sinirlendi artık. Kadın da yükseldi. Amenna. Kadın da yükseldi artık ya Şevku. Kadın yükseldi artık yani. Sahip çıkmak zorundasınız. Mama bıktım yalanınızdan dolanınızdan ya. Bu kadar... Vallahi bile bunlarla mı uğraşacağız ya? Nerede olmaz ki kardeşim. Gülden sana patladı lan mevzu. Olmaz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü gel sen de çocuğunu ara. Aramıyorsan da ne yaptığını söyle nayım orada. Gidelim burada polisle savcıyla işimizi halledelim kardeşim. Bence de abla. Ne? Çocuğun da yerini söyleyeceksin. Bu ne abla, çocuğun da fotoğrafı var gibi yok gibi, bu ne böyle? Bu kadar basit ayet. Çocuğun da fotoğrafı bellidir. Yeterse de yeter. Pazartesi günü görüşelim. Görüşürüz abla, vallahi özleyeceğiz. Araya hafta sonu girdi ya, biz şimdi olayın sonuna bakmamız lazım. Bizim şimdi olayın sonuna bakmamız lazım ama ne yazsak çıkar chat? Neydi bunun çocuğun ismi? Müge Anlı. Neydi lan çocuğun ismi? Elmas. Elmas Hanilçi. Dur bakalım ne olmuş abla? Şirin Elmas. Aa, ananı avradı. Nerede şimdi? Hani bakayım. Bir dakika. Yazıyor burada da ama bölümde yok. Stüdyoda bir dede. Bir dakika bu ne? Bu zaten. Dur bakayım burada habere mi bağlıyor? Ha dur. Buradan habere bağlanıyor. Dur. Öyle şımarık büyüttük. Dur. Dur buradan habere bağlamışlar dur. Kendisine. Dur. Ama belliydi zaten, duymuştuk onu. Anlat. 6 yaşındaki Şirin Elmas. 6 yaşındaki Şirin Elmas İstanbul'da Şişli'de Feriköy'de evinin önünde oynadığı sırada, ki bazı rivayetlere göre de dilencilik yaptığı sırada diyelim, ortadan kayboluyor. Aile önce polise gidiyor. Oğlum çok kötü lan. Vallahi billahi ben sana bir şey söyleyeyim. Harbiden boğazım düğümlendi ha. Sonra. Harbiden boğazım düğümlendi. Da Müge Anlı'dan ve Müge Anlı'nın ekibinden yardım istiyor. Canlı yayına ihbar telefonları yağdı. Önce bir düne gidelim ve sonra bu meseleyle ilgili bir gelişme var. Onu da paylaşacağım sizinle. Bakalım abla. Evet. Saat için çocuğum ortadan kaybolmuş. Tamam geç bunları. Bunları da yani tekrarını koyuyorsunuz. Şu habercilik sistemini bir değiştirmediniz ya. Hani ana mevzuya gelene kadar 30 kere aynı şeyi gösteriyorsunuz ya. Geç. Direkt mevzun oldu. Şüphesi arttı. Ya Şirin'in başına bir şey geldi. Gösterilen şeyleri bir daha gösteriyorlar insanlara. Şirin'in evinin önünde oyun oynarken ortadan kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Dün İstanbul Şişli Feriköy semtindeki Paşa Mahallesi Savar Sokak'tan kaybolmuş. Dede Mahmut Hanilci ve babaanne Elmas Hanilci aramızdalar. Şirin'in annesi Yeter Hanım fatura ödemeye diye ayrılıyor evden. O sırada Şirin de kardeşleri babaanneyle dedenin evinin önünde oynuyorlar. Sizin zaten bu zamana kadar daha kaç tane çocuk kaybetmişsinizdir siz? Siz kaç tane çocuk kaybetmişsinizdir anasını satayım. Vallahi billahi bunlar. İkinci gün tekrar saçı boyar chat. Üçüncü gün kafayı gene boyar, merak etme. 17 sularında da kaybolduğunu fark ediyorsunuz. Annesinin yaşadığı çaresizlik gözünden akan yaşta belliydi. Ya bu kaybolan ilk çocukları torunları değildir yani, söyleyeyim. Korkuyla kızından bir iz bulmak istiyordu. Bir markette görülmüş. Buraya kadar var. Buradan başka hiçbir şey bilmiyoruz. Hani bir saat için çocuğum ortadan kayboldu. O zoruma gidiyor. Marketin önünde oradan alışveriş yapanlardan. İzleyicimiz. Anladığım kadarıyla. Tamam geç bunları geç. Bunları geçtik abla. Şirin'in başına bir çırılmış. Geçtik bunları. Aynı şeyleri gösteriyorsunuz. Ben anlamadım ki anasını satayım. Ne oldu yani sonuç? Ya ben ondan şüpheleniyorum. Aileyi tanıyorum. Müge Anlı'da gösterilen şeylerin aynısını gösteriyor. Tabii ama almak için. Evet. Yayını sırası. Tamam dur, ne oldu? Ha dur, haberi ver. Alıkonuluyor olabilir yani. Şimdi programın yayını sırasında bir ara Müge Anlı ihbar telefonları gelmeye başlayınca ya da görgü tanıklarının ifadeleri yansımaya başlayınca böyle bir eyvah eyvah ya da vah vah gibi bir şey söyledi. Nerede? Allah Allah. Yani pek iyi gözükmüyor bu işin sonu gibiydi benim anladığım Müge Anlı. O zaten belli. Anlı'nın algısı. Zaten belli. Başka ne ihtimal olacak anasını satayım yani? Başka ne ihtimal olacak? Ve maalesef gece saatlerinde acı haber geldi. Bu küçük kız da 6 yaşındaki Şirin'le ilgili. Nasıl olmuş? Talihsiz çocuğun Feriköy mezarlığında cansız bedeni bulunduğu olay. Allah belasını versin. Ben dedi ya abi orada yani. İlgili bir kişi de gözaltında.
Ay yani bari hani dedim ki, bak neyi dedim biliyor musun? Bari dedim kötünün iyisi de kötünün de kötüsü olmuş ya. Az önce de aktardık. Harbiden kötünün de kötüsü olmuş yani. 1 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçe'nin ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek bir çalışma başlattı. Zaten takip edince çıkmıştır ortaya. Kamera görüntülerinden küçük Şirin'in bir kağıt toplayıcısıyla birlikte gittiği, sonra da ortadan kaybolduğu tespit edildi. Kağıt toplayıcısı mı? Şerefsiz. Gözaltına alınan o şüpheli kağıt toplayıcısı sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şerefsiz. Şerefsiz. Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi. Ve tamam orada şey de vardır ya, anladınız siz, şimdi ben söylemek istemiyorum da. Katil. Ya kız yani anladınız siz chat yani niye yaptığını. Niye yaptığını anladınız yani. Zanlısının tarif ettiği yerde bulunan küçük elmasın cansız bedeni, Şirin'in bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. O daha sonra belli olur. Daha sonra belli olur. Ölüm sebebi belli olur da muhtemelen bizim tahmin ettiğimiz gibi bir şey Çet. Allah sabır versin ailesine, annesine. Şirin adamdan para istemiş, sonra Şirin adamın peşinden gitmiş, sonra bunlar olmuş. Özel. Ya başka bir şey de olmuş olabilir diyeceğim ama Meral Yen. Bakalım o işte otopsi sonucundan sonra belli olur. O ne zaman, ne kadar sürüyor Çet o otopsi sonucu muhabbetleri? 6 yaşındaki bir çocuğu boğarak öldürme, yani nasıl yapılabilir? Nasıl yani bunu düşünmek bile bir imkan harici bir şey bir insan için, takdir edersiniz ki. Hayır yani kağıt toplayıcısı da hani yani çok canını sıktığı için öldürmüş ifadesi öyle yazıyor. Çok gerçekçi gelmedi bana. Hani zaten sen kağıt toplayıcısısın. Zaten sürekli peşine takılıyordur. Artı benim zannettiğim şöyle bir durum var Çet. Kızın bunun peşine takılacağını zannetmiyorum. Hani kız bunun peşine takılacağını zannetmiyorum yani. Çok bak bana şeyci gerçekçi gelmedi ama. Üzücü ya. Gerçekten çok üzüldüm. Hakikaten Allah sabır versin. Kağıt toplayıcından niye para istesin yani anasını? Bu para isteyeceği o kadar daha sosyetik yerlere gidiyor zaten kız. Sosyetik yerlerde geziyor. Çok gerçekçi gelmedi bana kağıt toplayıcısının ifadesi. Şeyden sonra çıkar. Bu otopsi çıksın chat. Belli olur zaten. Ama bence bir sapıklık döndü gibi geldi bana. Ulan gece gece vay anasını sayın seyirciler ya. Gece gece ne izledik anasını satayım. Vay anasını sayın seyirciler ya. YouTube'cum görüşürüz canım benim. İşte bu Müge Anlı'da bazen böyle daha komik şeyler izliyoruz. Bazen daha böyle işte sert dosyalar. Bazen hayatın gerçekleri. Bunları böyle izlerken de böyle bir hani kendi içimizde hani nasıl bunları çözeriz falan konuşmalar da yapıyoruz. Siz de yayına gelirsiniz artık 20.00'da müsaitseniz. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet.